geldik. Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz, Adalet Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşmeleri münasebetiyle huzurlarınızdayım. Bu vesileyle genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle görüş, düşünce ve eleştirilerini ifade eden çok değerli milletvekillerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu eleştirilerden, bu görüş ve düşüncelerden istifade edeceğimizi belirtmek istiyorum. 2024 yılı bütçemiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk bütçesi. Nice güçlüklerle kurulan ve bugünlere gelen Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bıraktık. Özellikle son 21 yılda tüm zorluklara, vesayetçi anlayışın direnişine, demokrasi dışı müdahalelere rağmen ülkemizin kalkınması, yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için büyük mesafeler aldık. Bu kalkınma ve gelişme hamlesinin kesintisiz süreceğine ve Cumhuriyetimizin ikinci asrının Türkiye yüzyılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin kahramanlarını ve ülkemiz için emeği geçen herkesi şükranla, minnetle yad ediyorum. Ecdadımızın emanetine sahip çıkarak çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmanın gayretiyle bu yüzyılın adaletin yüzyılı olması için hiç durmadan çalışacağımızı ifade ediyorum. Değerli milletvekilleri, adaletin ve insan haklarının küresel düzeyde ayaklar altına alındığı bir süreçten geçiyoruz. İsrail, 7 Ekim'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Yarısından fazlası çocuk ve kadınlardan oluşan 20 bini aşkın masum sivil katledilirken maalesef uluslararası kuruluşların, uluslararası sözleşmelerin, uluslararası sistemin etkisiz kaldığını üzülerek görüyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin hakkını, hukukunu her platformda savunmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu insanlık dışı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırganları, İsrailli saldırganları bir kez daha lanetliyorum. Gün gelecek insanlık önünde o savaş suçu işleyenlerin bir gün hesap vereceğine de yürekten inanıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, demokratik hukuk devletinin tahkimi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi adına hükümetlerimiz döneminde tarihi adımlar attık. Sadece temel kanunlarımızı yenilemekle kalmadık, darbe anayasasının vesayetçi ruhunu azaltan önemli reformları milletimizin desteğiyle gerçekleştirdik. Milli Güvenlik Kurulu'nu, Yüksek Askeri Şura'yı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu ve Anayasa Mahkemesi'ni yeniden yapılandırarak demokratik hukuk devleti ilkesine uyarladık. Askeri mahkemeleri kaldırdık. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, özel yetkili mahkemeler hepsine son verdik. Sivillerin dahi askeri mahkemelerde yargılandığı günleri yaşadı bu ülke. Ülkede yargı birliğini sağladık. Anayasamızda sıkı yönetim ilanına izin veren hükmü kaldırdık. Darbecilerin yargılanamayacağına yönelik hükmü bu meclis kaldırdı ve milletimizin onayıyla darbecilerin yargı önüne çıkarılmasını sağladık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek halkın yürütmeyi doğrudan belirlemesi imkanını sağladık. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendirdik. Hak arama yollarını anayasal güvenceye kavuşturduk. Bu kapsamda çok sayıda reformu anayasamızda yapılan değişikliklerle hayata geçirdik. Kamu denetçiliğinin kurulması, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin korunması hakkı, sendikal haklar, memura toplu sözleşme hakkı, kadınlara, çocuklara, engelli ve yaşlılara, şehit aileleri ve gazilerimize pozitif ayrımcılık düzenlemelerini anayasal güvenceye kavuşturduk. Anayasamızda hukuk devleti ilkesini tahkim eden, temel hak ve özgürlük alanını genişleten çok önemli düzenlemeler yapmış olmamıza rağmen, anayasanın vesayetçi ruhunu azaltmış olmamıza rağmen yine de
yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Çünkü 177 maddeden oluşan anayasamızda bugüne kadar madde sayısından fazla 184 değişiklik gerçekleştirildi. Tabii bu değişiklikler anayasamızdaki yeknesaklığı bozduğu hepimizin, herkesin fikri. Darbe döneminde hazırlanmış olması, özgür bir tartışma ortamının olmaması, sadece darbeciler tarafından yazdırılmış olması bile yeni ve demokratik bir anayasa ihtiyacını ortaya koyuyor. O nedenle yeni dönemde kuşatıcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, toplumun her kesiminin görüşlerini ihtiva eden ve büyük bir mutabakatla kabul edilecek yeni ve demokratik bir anayasa yapmak milletimize olan borcumuzdur. Bunu inşallah 28. dönem parlamentosu milletimize olan bu borcu büyük bir uzlaşmayla gerçekleştireceğine inanıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi için yargı alanında reform irademiz planlı ve kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Bu kapsamda 2019'da açıklanan, 2015 ve 2019'da da güncellenen yargı reformu strateji belgeleri ve 2014'te açıklanan, 2021'de de güncellenen insan hakları eylem planları çerçevesinde belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çok sayıda yargı paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştırdık ve çok sayıda da idari düzenlemeyi ve uygulamayı hayata geçirdik. O dönemlerde birlikte çalıştığımız yüzlerce maddelerden oluşan yargı paketlerini hep beraber burada yasalaştırmıştık. Önemli yeniliklere hep birlikte imza atmıştık. Şimdi 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak olan, Türkiye yüzyılının ilk belgeleri olarak tarihe geçecek olan insan hakları eylem planımız ve yargı reformu strateji belgemizin de şu anda görüşleri almaya devam ediyoruz. Bütün çevrelerin, barolarımızın, yüksek yargımızın, istinafımızın, ilk derecelerimizin ve vatandaşlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından aldığımız görüşler doğrultusunda yeni yargı reformu strateji belgesini ve insan hakları eylem planını da önümüzdeki aylar içerisinde açıklayarak oradaki hedefler doğrultusunda yine hızlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Değerli milletvekilleri, yargı reformu kapsamında önem verdiğimiz konuların başında ceza adalet sistemi gelmektedir. Bir suç ihbarı neticesinde soruşturma açılması için yeterli delil yoksa soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi imkanı mevzuatımızda yoktu. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının gereği olarak soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilebilme imkanını getirerek hiç kimsenin haksız, temelsiz ve yersiz suçlamalara muhatap olmamasını sağladık. Bu çerçevede 2017'den itibaren 966 bin SİOK kararı verilmiştir. Yani bu ne demektir? 1 milyon insanın masumiyet karinesi bakımından lekelenmeme hakkı korunmuştur. Yoksa eğer bu hüküm olmasaydı bu 1 milyon kişi hakkında soruşturma açılmak durumunda kalacaktı ve bu kişilerin lekelenmeme hakkı korunmamış olacaktı. Güvenlik ve özgürlük hakkı bakımından bir diğer iyileştirme de ceza mahkemesi kanunumuzda koruma tedbirleridir. Tutuklamanın yol açacağı bazı sakıncaları önlemek amacıyla tutuklama yerine adli kontrol müessesesini de sistemimize dahil ettik. Yine haksız tutuklamalara yol açmamak için ceza mahkemesi kanunumuzda katalog suçlar bakımından da somut delil kriterini getirdik ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin aranması gerektiğine yönelik önemli bir düzenlemeyi de hayata geçirdik. Ayrıca sürekli eleştiri konusu olan uzun tutukluk süreleriyle ilgili olarak hem soruşturma aşamasında, hem kovuşturma aşamasında, hem de yargılama aşamasında uzun tutukluk sürelerini önleme bakımından azami tutukluk sürelerini düzenledik. 2002 yılında cezaevlerinde bulunanların %41'i tutukluyken bu oranın bugün itibariyle %15.79'a düşmüş olması özgürlük ve güvenlik hakkı bakımından önemlidir. Ayrıca sırf ifade almaya yönelik yakalama kararlarında vatandaşlarımıza bir seferliğine mahsus taahhütle serbest kalma imkanı getirerek bu konudaki oluşan mağduriyetleri de önlemiş olduk. Yine aynı amaçla vatandaşlarımızın seyahat etmek üzereyken karşılaştıkları adli problemin
hızlı bir şekilde gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'nda da 7 gün 24 saat hizmet veren bir adliyeyi hizmete açtık. Koşullu salıverme sürelerinden denetimli serbestlik ve ihal değerlendirmelerine varıncaya kadar ceza adaletine uygun düzenlemeleri hayata geçirdik. Değerli milletvekillerimiz, eleştiri ve haber sınırını aşmayan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağına yönelik düzenlemeleri hem Türk Ceza Kanunumuzda, hem Terörle Mücadele Kanunumuzda, hem Basın Kanunumuzda bu düzenlemeleri gerçekleştirerek ifade özgürlüğünün tahkimine yönelik önemli bir aşama kaydettik. Özellikle bu suçlar bakımından istinafta kesinleşme noktasında bir hüküm vardı. Temyiz yolunu açarak bu konudaki özgürlük alanını da hak arama yolunu da genişletmiş olduk. Şunu buradan ifade etmek istiyorum. Konuşmacıların bir kısmı ifade etti. Gazetecilik ve sosyal medyada tweet attığı gerekçesiyle tutuklananlar olduğunu ve yargılananlar olduğunu söylediler. Şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevlerimizde bulunan kimse yok. Tabii atılan tweetlerin içeriğine baktığımız zaman eğer o tweetler gerçek hayatta suç teşkil eden bir husus sosyal medyada da tekrarlandığında ya da aynı suç sosyal medyada ya da tweet yoluyla işlendiğinde elbette ki bir ceza ile yaptırımla karşılaşması mümkün değil. Mümkün. Kasten yaralama, eziyet, tehdit, kasten öldürme suçlarının kadına yönelik işlenmesi halini ağırlaştırıcı sebep olarak düzenledik. Kasten yaralama suçunun kadına yönelik işlenmesi durumunu tutuklama sebebi saydık. Israrlı takip yıllarca tartışıldı suç sayılsın diye ısrarlı takibin ceza kanunumuzda bir suç tipi olarak düzenlenmesini sağladık. Şunu tekrar ifade edelim. Kadına yönelik şiddetin önlenmesindeki kararlı mücadelemizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Uyuşturucu suçlarına, cinsel saldırı suçlarına, çocuk istismarı suçlarına verilecek cezaları artırdık. O dönemde ben de burada hem Adalet Komisyonu Başkanı olarak hem sizlerle beraber birlikte bunları gerçekleştirdik. Ve infaz düzenlemelerinden, lehe infaz düzenlemelerinden bu suçlar bakımından yararlandırılmamasını sağladık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Alternatif uyuşmazlık. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kapsamının genişletilmesinin. Sayın Bakan açıklamalarını yaptıktan sonra devam edin. Siz de toplumsal uzlaşmaya. Hatip'in istihdamını bozmayalım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kapsamının genişletilmesinin toplumsal uzlaşmaya hizmet edeceğine ve yargının iş yükünü azaltacağına inanıyoruz. Bu kapsamda ceza hukuku alanında basit usul, seri muhakeme, uzlaştırma gibi cezada alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini devreye aldık. Kapsamını da süreç içerisinde genişlettik. Bugüne kadar 32.500 uzlaştırmacımız 1,5 milyonu aşan dosyada uzlaşma sağlamıştır. Diğer yandan 2003 yılından itibaren uygulamaya başladığımız öncelikle ihtiyari arabuluculuk olarak sonrasında 2018'den itibaren de ticari davalarda, tüketici davalarında ve en son kira davalarında, iş davalarında zorunlu arabuluculuk dava şartı olarak devam ettiğimiz arabuluculuk sisteminde de başarılı bir şekilde uygulama devam ediyor. Bu sistemin dostane ve barışçıl bir yöntem olduğunu ve toplumsal barışa da hizmet ettiğini görmek mümkün. 10 yıllık uygulamada 5 milyondan fazla dosya arabuluculuk önüne geldi ve bunun 3,5 milyona yakını anlaşmayla sonuçlandı. Davanın iki tarafı olduğunu düşündüğümüzde 3,5 milyon dosya demek 7 milyon vatandaşımız demek. Demek ki 7 milyon vatandaşımız mahkeme huzuruna çıkmadan karşılıklı olarak uyuşmazlıklarını barışarak çözmüş oldular. Bunun da çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Aynı zamanda şu hesabı da yaptığımızda bir mahkeme yılda 600 dosyaya baksa 10 yılda 3,5 milyon dosya 500 mahkemenin iş yükü demek. Bunun aynı zamanda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yargının da iş yükünü azalttığını görüyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Üzerinde durduğumuz önemli hususlardan biri de çocuk adalet sistemidir.
gerek suça sürüklenen çocuklar. Aslında suça sürüklenen çocuklar demek bile doğru değil bence. Suça sürüklendiği iddia edilen çocuklar demek daha doğru. Gerekse de suç mağduru çocuklar bakımından çocuklarımızın yargısal süreçlerde örselenmemeleri, üstün yararlarının gözetilmesi konusunda son derece hassasız. Bu kapsamda çocuklarımızın yetişkinlerle aynı ortamda yargılanmasının önüne geçmek için 81 vilayetimizde toplam 170 adli görüşme odasını hizmete aldık. Yine mağdur çocuklar bakımından onların örselenmemesi için de 67 çocuk izlem merkezimiz ülke genelinde hizmet veriyor ve bunları da yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız var. Diğer yandan çocuk adalet merkezlerini oluşturmaktayız. İlkini Erzurum'da gerçekleştirdik. Buradan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi Gaziantep'te başlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de çocuk adalet merkezlerini inşallah ülke geneline yaygınlaştıracağız. Çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların icrasını icra dairelerinden aldık. Adalet Bakanlığı Mağdur Hizmetleri ve Destek Müdürlüklerine verdik. 792 çocuk görüşme merkezinde sosyologlar, psikologlar, sosyal çalışmacılar vasıtasıyla, rehber öğretmenler vasıtasıyla çocuk teslimleri gerçekleşiyor ve Adalet Bakanlığı olarak bunlar ücretsiz gerçekleştiriliyor. Değerli milletvekillerimiz, kanunlarımızda gerçekleştirdiğimiz yeniliklerin yetmeyeceğini elbette ki biliyoruz. Önemli olan iyi uygulamadır. Kötü uygulayıcının elinde en iyi kanun bile en kötü kanun haline gelebilir. İşte bunu önlemek için de önemli adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz. Bu çerçevede en önemli konulardan biri hukuk eğitimi. Hukuk fakültesine girişte başarı sıralamasını 190 binden 125 bine yükselttik. Hukuk fakültelerimizdeki eğitim kalitesinin artırılması, müfredatın yeni ihtiyaçlara uyarlanması gibi birçok konuda YÖK'le istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı uygulamasını başlatıyoruz. Bundan böyle avukatlık stajına başlayabilmek için, hakim savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için öncelikle hukuk fakültesi mezunlarının bir ön elemeden geçmesi, hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanması gerekecek. Bu hukuk mesleklerindeki kaliteyi de artıracağına inanıyoruz. Yine uygulamasına başlayacağımız bir diğer önemli husus, hakim ve savcı yardımcılığı kurumudur. Bundan böyle 2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı yerine 3 yıl sürecek olan hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini getiriyoruz. Bunlar önceki dönemde burada, önceki Adalet Bakanımızın döneminde yargı paketlerinde yasalaşan ve 2024 yılı itibariyle uygulamaya girecek olan hususlardı ve 2024 itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Artık hakim savcı yardımcılığı 3 yıl sürecek, 1 yıl Adalet Akademisi'nde eğitim ve ara sınavlar da olacak ve 2 yılı da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta çırak ilişkisi içerisinde bu kardeşlerimiz yetişecekler ve daha güçlü bir şekilde kürsüye, daha donanımlı bir şekilde kürsüye çıkmış olacaklar ve ilk sınavı da 23-24 Aralık, yani önümüzdeki hafta sonunda ilk hakim savcı yardımcılığı sınavını gerçekleştiriyoruz. Sınava girecek olan tüm kardeşlerimize ben başarılar diliyorum. Diğer yandan %45'i 5 yılın altında, %70'i de 10 yılın altında kıdeme sahip genç bir kadromuz, yargı teşkilatımız. Dolayısıyla Adalet Akademimizin daha çok çalışması, daha yoğun çalışması, hizmet içi eğitimlere daha çok önem vermesi noktasındaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Böylece hem mesleğe hazırlanırken hem meslek içi mesleğe kabul edildikten sonraki aşamada da hakim ve savcılarımızın güçlendirilmesini önemsiyoruz. Ayrıca bu eğitimleri terfilerinde de esas alınacağına yönelik düzenlemeyi önceki dönemde yapmıştık ve bu düzenleme sayesinde de bu eğitimlere katılmanın mecbur olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yargının üst sayacağından birisi de savunmadır. Serbest savunmayı temsil eden, yargının kurucu unsurlarından olan avukatlarımızın güçlendirilmesi de yargı alanındaki politikamızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu amaçla bir
birçok yenilik ve düzenlemeyi hayata geçirdik. Avukatlık hizmetlerinde KDV oranlarının düşürülmesi, genç avukatlarımızın ilk 5 yıl baro aidatından muaf tutulması, tecrübeli avukatlarımızın yeşil pasaport imkanından yararlanmaları, avukatlarımızın görev suçlarında istinafta kesinleşmesi yerine temyiz yolunun açılmış olması, adli yardım ödeneği için yargı harçlarından ayrılan payın %2'den 3'e çıkarılarak %50 oranında artış sağlanmış olması, 2023 ve 24 yılı avukatlık asgari ücret tarifesini hazırlarken de yine avukatlarımızın, barolarımızın taleplerinin karşılanmış olması, avukatlık kanunu taslağının hazırlığını da gerçekleştiriyoruz. Bilim kurulumuz çalışıyor ve görüşleri de alacağız. Avukatlarımızın görüşlerini alacağız ve inşallah o taslağı sizlerin takdirlerine sunarak yeni bir avukatlık kanununda inşallah yürürlüğe girmesini hep beraber sağlamış oluruz. Ceza infaz sistemimizin amacı yalnızca suçluyu cezalandırmak değildir değerli milletvekilleri. Suçluları yeniden topluma kazandırmak ve toplumu suçtan korumaktır. Bu anlayışımızın bir parçası olarak standartlara uymayan 392 ceza infaz kurumunu kapattık. Bugün itibariyle 405 cezaevinde 288.959 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Personel sayımızı da 25.000'den 77.000'e yükselterek insan kaynaklarımızı 3 kat artırdık. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklara yönelik psikososyal destek programlarına ağırlık veriyoruz. Bugün itibariyle cezaevlerinde 8.858 ortaokul, 40.649 lise, 7.994 üniversite, 218 yüksek lisans ve doktor olmak üzere 60 bine yakın hükümlü ve tutuklu eğitim görmektedir. Cezaevlerimiz aynı zamanda birer okul vazifesi görmekte ve ÖSYM'nin de Milli Eğitim Bakanlığı'nın da sınav merkezleri olarak faaliyet göstermektedirler. Aynı zamanda iş yurtlarımızda tekstilden mobilyaya ve gıdadan diğer alanlara varıncaya kadar adeta fabrikalar vardır ve suçlularımız, hükümlü ve tutuklularımız orada hem ülke ekonomisine hem kendi ekonomilerine hem de aldıkları sertifikalarla tahliye olduklarında topluma kazandırılmış olmaktadırlar. Değerli milletvekillerim, Cumhuriyet Savcılıklarımız ilk derece istinaf ve temyizde toplam 11.472.298 derdest dosya bulunmaktadır. 2022 yılında yargı teşkilatımız ilk derece istinaf ve temyiz olmak üzere toplam 12.147.000 dosyada karar vermişlerdir. Nüfusun artması, ekonomik ticari ilişkilerin çeşitlenmesi, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni suç tiplerinin ortaya çıkmasına bağlı olarak iş yükündeki artışı karşılayacak şekilde yargı teşkilatının kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Hakim ve savcı sayısını 21 yılda 9.000'den 24.000'e yükselttik. Adli yargıda 3.581 olan mahkeme sayısını 7.118'e, idari yargıda 146 olan mahkeme sayısını 221'e, ihtisas mahkemelerinin sayısını da 986'dan 1.615'e yükselttik. İstinaf kanun yolunu yargı sistemimize kazandırdık. Şu anda 15 faal, 18 bölge adliye mahkememiz ve idari yargıda da 9 bölge idare mahkemesi hizmet sunmaktadır. Tüm bu çalışmalarımız makul sürede yargılanma hakkının da daha etkin korunması amacıyladır. Bu konuda gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalardan biri de yargıda hedef süre uygulamalarıdır. Adil yargılanma hakkıyla doğrudan ilişkili olan hedef süre uygulamasını istinaf uygulamasında da faaliyete geçmesine yönelik çalışmalarımız var. Bu süreçte uygulamanın etkinliğini artırmak üzere hedef sürelere uyumu hakim ve savcılar için terfiye esas kriterler haline getirdik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizlere 2023'e mektuplar projesi vardı biliyorsunuz yaklaşık 21-22 yıl önce. 22 yıl önce bir sulh ceza hakimimizin dönemin Adalet Bakanı'na diye yazdığım mektup, bu mektuplar artık açılmaya başlandı ve Anadolu'nun bir ilçesinden geliyor bu mektup. O dönemin bakanı Hikmet Sami Türk ama bize yazıyor, dönemin Adalet Bakanı'na diyor. İsterseniz bu mektubu sizlerle bir paylaşmak istiyorum. 21 yıl önce hakimimiz, görev yapan hakimimiz o ilçede neler söylemiş, bize ne yazmış, bunu görmekte fayda var. Dönemin Adalet Bakanı'na 18 Nisan 2002 Perşembe. Sayın Bakan,
Bu mektup elinize geçtiğinde ben hayatta olur muyum? Allah bilir. Hayatta olsam bile meslekte olur muyum? Allah bilir. Merakınızı gidereyim. Hayatta şu anda. O ilk derecedeki hakimimiz şu anda İstinaf Mahkemesi üyesi olarak görevine devam ediyor. Burası ilk görev yerim. Fırını öğlene kadar ekmek çıkarır. Öğleden sonra ekmek yok. Günlük gazetesi yok. Belediyenin ikinci katında adliye binasından bu mektubu yazıyorum. Belediyenin ikinci katındaki adliye binasından bu mektubu yazıyorum. Odalarımız sobalı. Odamda telefon yok. Savcılığın, kalemin, seçim hakiminin var. Adliye lojmanım yok. Jandarmanın lojmanında kalıyorum. 706 milyon lira maaş alıyorum. Dolara çevirdik, 450 dolar yapıyor değerli arkadaşlar. Seçim müdürlüğünde bilgisayar var, adliyenin yok. Memleket şu anda ekonomik kriz içerisinde. 2023'te memleketin hali inşallah iyi olur. Ben şu anki halime şükrediyorum. Yeni gelecek nesilden ümit varım. Hayattaysam bana ulaşırsanız sevinirim. Ulaştık, sevindi. Sizinle tanışmak isterim. Şu anki Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk bilginize saygılarımla diyor. Ve bu mektuptan sonra acaba ne kadar mesafe kat ettik? Bunu da inkar etmemek lazım. Çünkü yaşayanlar biliyor. O sobalı adliyelerde, o karbon kağıtlarının, fotokopi kağıtlarının avukatlardan istendiği, o merdiven hatlarındaki duruşmaların yapıldığı dönemleri bizim meslektaşlarımız çok iyi hatırlıyor, çok. Adalet hizmetlerinin fiziki ve teknik altyapı kapasitesini artırdık. 21 yıl önce sadece 78 müstakil adalet sarayı vardı. Bu sayıyı 366'ya yükselttik. Halen yatırım programında 70 adalet binamız, 2024 yılı yatırım programına deprem bölgemiz başta olmak üzere 145 adalet hizmet binamız, yine adalet personeli konutları da önemli. 896'sı deprem bölgesinde olmak üzere çok sayıda adalet konutunu da yatırım programına teklif ettik. Ceza infaz kurumları ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Ankara Adalet Sarayımızın da ihalesini gerçekleştirdik. Ankara'mıza, başkentimize yakışır Adalet Sarayı. 622 bin metrekare kapalı alana sahip. Ve buna benzer ülkemizin çok değişik yerlerinde önemli yatırımlarımız var. Türkiye'nin en büyük adalet sarayı Ankara'da yapılacak. Niye rahatsız oluyorsunuz? Ankara'ya yapılacak olan bu yatırımdan rahatsız olmamanız gerekir. Ankaralılar sevinir. Burada 6-7 yerde ayrı binalarda hizmet vermekten kurtulacak. Yargı kurumlarımızı teknolojik altyapıyla donattık ve gerek icrada, gerek cezaevlerimizde, gerek adliyelerimizde teknolojinin tüm imkanlarını, SEGBİS, UYAP sistemi, elektronik duruşma yapıyoruz artık. Yani çağın gereklerine uygun teknolojinin tüm imkanlarını yargımızın hizmetine sunuyoruz. Bir kişilik kurumumuzla ilgili uygulama sorunlarını gidermenin gayreti içerisindeyiz. Yine adli tıp kurumumuz sadece 25 ilde hizmet verirken bugün 81 ilimizde ve 56 ilçemizde hizmet veriyor. Noterlerin sayısı 21 yılda 1231'den 2345'e çıkardık. Noterlerde taşınma satış sözleşmesi, araç alım satımı, mirasçılık belgesi gibi birçok işleminde noterler tarafından yapılabilmesi imkanını sağladık. Hafta sonu nöbetçi noterlik uygulaması ve yurt dışındaki konsolosluklardan belgenin anında noterlerimizden alınabilmesi gibi çok önemli kolaylıkları vatandaşlarımıza sağladık. Değerli milletvekilleri, görüşmeler esnasında yargıya yönelik bazı eleştiriler oldu. Biraz önce söyledim, 12 milyon kararı 2022 yılında hakim ve savcılarımız vermiş. Ama burada gündeme getirdiğiniz 1-2 dosya, 1-2 karar. Yani 1-2, evet, yargının hatalı kararları da olabilir. Ama bu hatalı kararlar yine yargı mekanizması içerisinde istinafıyla, temyiziyle düzeltilme imkanı vardır. O nedenle
24 bin hakim ve savcımızı töhmet altında bırakacak bu genellemelerden de kesinlikle kaçınmak gerekir. Bu, bakınız, buyurun, bir dakika. Şimdi değerli milletvekilleri, şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Türk yargısı her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızdır. Bakınız. 27 Mayıs darbesinde yargı mensupları darbecilerin yanında mı durdu, darbe mağdurlarının yanında mı durdu? Darbe mağdurlarını, başbakanı, bakanları idama mahkum eden bir yargı vardı. 12 Eylül'de Türk yargısı darbecilerin yanında mı durdu, darbe mağdurlarının yanında mı durdu? Nerede durdu? Darbecilerin yanında durdu. 15 Temmuz'da Türk yargısı nerede durdu? Nerede durdu? 15 Temmuz'da Türk yargısı milletinin yanında durdu. Darbecileri yargıladı. Darbe mağdurlarını yargılamadı. Darbe mağdurları. Son kez uzatıyorum Sayın Bakan, buyurun. Onlara kolaylıklar diliyoruz. Tabii ki işlerinde hata yapan, yanlış yapan varsa sistem açık. Hakimler Savcılar Kurulu, Teftiş Kurulu bunun için var ve onlarca kararlar veriliyor, yüzlerce. Dolayısıyla burada bu konuları gündeme getirdiğimizde özellikle yargıyla ilgili genellemelerden kaçınmak lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, buradan bir arkadaşımız hukuka güven endeksinden bahsetti. Türkiye'nin güven endeksinde son sıralarda olduğundan bahsetti. Şimdi güven endeksi burada. Şimdi bu güven endeksine baktığımız zaman değerli arkadaşlar, ben ülkelerin ismini vermiyorum. Ya orada demokrasi yok ki, orada serbest seçim yok ki. Yani nasıl bu ülkeleri siz Türkiye'nin, Türk yargısının üstünde gösterebilirsiniz? Serbest seçimlerin olduğu, demokrasinin en güçlü olduğu, yargısının tarafsız, bağımsız olduğu bir Türkiye'yi nasıl Angola'yla... Buyurun. Buyurun Sayın Bakan. Tekilleri, ben bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii daha başka sorular vardı. Soru cevapta inşallah diğer kısmını tamamlamaya çalışırız. Burada özellikle bütçemizin rakamını sizlere ifade etmek istiyorum. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bakanlığımıza 33 milyar 323 milyon 460 bin lira ödenek tahsis edilmişti. 2024 yılı teklifinde ise bakanlığımıza tahsisi öngörülen toplam bütçe miktarı 198 milyar 703 milyon 54 bin liradır. Adalet Bakanlığımızın, adalet politikalarımızın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum. Milletimizin adalet hizmetlerinden adil ve etkin bir şekilde yararlanabilmesi için gece gündüz çalışan hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza, adliye çalışanlarımıza buradan...